Günaydın sevgili Beyaz TV izleyicileri. Ebru Doğdu ile eğitim programına hoş geldiniz. Efendim ben bu programı hazırlarken, sunarken ve konuklarımı davet ederken hep bir şeye çok dikkat ediyorum. O da faydalı olmak. Ve bu bölümden sonra size bir garanti veriyorum. Bu program daha da faydalı olacak. Nasıl mı? Siz bir az sonra videoma bir göz atın. Ben de orada hazırlanayım. Anlayacaksınız, anlatacağım. Buyurun efendim. Ebru Doğdu'yla eğitimde alanında en iyisi. Eğitim danışmanı Güler Taylan bundan sonra her hafta sizlerle. Yurt içi ve yurt dışı eğitimle ilgili tüm sorulara cevap bulacağınız bölümümüz az sonra. Sevgili Güler Taylan Akar, artık bu programı birlikte sunuyoruz. Evet. Ve ben gerçekten çok mutluyum. Kabul ettiğin için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorum ki sen bizim sektörde yani eğitim danışmanlığında Türkiye'de en iyilerden birisin. Aslında en iyisi diyeceğim ama hani birazcık yumuşatıyorum. Bu program daha faydalı olacak seninle veliler ve öğrenciler için. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Yani beni partnerin olarak seçtiğin için. Çünkü program gerçekten eğitimle alakalı. Ben de eğitime 26 senemi verdim. Evet, ve eğitimle ilgili konuşmayı çok seviyorum. Dolayısıyla bu şu an benim için müthiş bir fırsat oldu. Ben bunun için teşekkür ederim. Çok çok güzel olacak. Hatta şöyle düşünüyorum galiba. Yani ben şuna inanıyorum Güler. Kazan kazana inanıyorum ben. Yani hani iki ayrı iş kadını bir şeye gönül vermiş. Ve bu eğitim. Değil mi? Evet. Karşı karşıya olmak yerine yan yana olmak istedim ben. Evet. Güçlerimizi birleştirdik. Evet, güçlerimizi birleştirdik. Bundan sonra da bu yolda birlikte İnşallah. Yürüyor olacağız. İnşallah. Şimdi yaklaşan bir takım sınavlar var. Evet. Özellikle işte LGS var. Sonrasında Haziran'da üniversite sınavı var. Bu programda biz şunu konuşmak istedik değil mi? Önce bir LGS'yi konuşalım, liseye evet. giriş sınavını. İşte yurt içinde bir lise seçerken, bir okul seçerken nelere dikkat edilmeli onu konuşalım. Ama senin önce bir veli olarak, hani çünkü annesin, ben değilim. O yüzden özellikle bu konudaki yaşadıkların da çok önemli. Türkiye'de iyi bir okul seçerken bir veli olarak nelere dikkat edilmeli? Sonra da o eğitimci kimliğine geçeriz. Tabii ki, tabii evet. ki. Şimdi sanıyorum Türkiye'de eğitimden bahsettiğimiz zaman iki tane dönüm taşı var çocuklar Hı. için ve gençler için. Biri üniversite sınavları, diğeri lise geçiş sınavları. Hı hı. Ben bir ebeveyn olarak aynı dönemlerde hakikaten hem kendi çocuğum hem ben inanılmaz bir psikoloji baskı altındaydık hakikaten. Hmm. Yani bugünkü veliler de gerçekten 4 Haziran'da sınav olacak bütün çocuklarımıza, bütün velilere başarılar diliyoruz. Ama hmm. o süreç hakikaten çok zor bir süreç. Çünkü çocuklar sınav odaklı, yani hmm. eğitim sistemimiz maalesef sınav odaklı ve ezbere dayalı bir sistem var. Ve her çocuk aynı değil. Bazı çocuklar tabii. akademik olarak çok başarılı, bazı çocuklar değil. Ama onlar hmm. sanatta başarılı veya sporda başarılı. Şimdi ben tabii ki o zaman da aynı şeyi düşünüyordum ve mümkün olduğu süre içinde kendi çocuğuma çok fazla baskı yapmamaya çalıştım. Yani hı hı. o genel baskının içine çok girmemeye çalıştım. Biz rutini tamamladık. Sınava girdi. Daha sonra da yurt dışında lise okudu. Peki çok okudu. Böyle ders aldı mı? Hani... Çok almadı. Hı. Ben çünkü şunu yapmadım. Yani bugün de aynı şeyi ben bütün velilerime tavsiye hı. ediyorum. Çocuğu çok iyi anlamak lazım. Eğer çocuk sınav odaklı, işte daha o sisteme uygun akademik başarı odaklı bir çocuk değilse o çocukları çok zorlamamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çünkü alternatifler çok fazla zaten. Değil mi? İlla böyle çok akademik olarak çok başarılı olacak, notlar 100 olacak öyle bir... Değil, değil. Evet, yani evet. hani eğitimde hakikaten hem ebeveynlerin hem bizler danışman olarak bunu gerçekten çocuklara ve ailelere çok iyi anlatmamız lazım. Her çocuk farklı. Hepsinin hmm. rengi farklı. Hmm. Öncelikle veliler kendi beklentilerini geri çekip önce çocuğu tanıması gerekiyor. Hmm. Ya bu hmm. çocuk tamam akademik olarak o zorlu sürece çünkü maalesef o 7. sınıfta başlamıyor. Birçoğu 4. sınıftan itibaren dershaneler, evet. takviyeler. Ben üzülüyorum aslında. Yani şimdi genelde şöyle de bir şey oluyor. Ben eleştirdiğim zaman ha işte niye bu çocuklara bu kadar yükleniyorsunuz, niye bu kadar ders alınıyor falan dediğim zaman anne olmadığım için hep sanki doğru empati kuramıyormuşum gibi bir Yok, bence şeye maruz kalıyorum aslında. Haklısın ama ha. aslında bütün veliler de böyle düşünmüyor. Ben de bir veli ve danışman olarak açıklama yaptığım zaman bazı velilerin bundan çok hoşlanmıyor.
Çünkü orada biraz algı da farklı, beklenti de farklı. Ama keşke mümkün olsa, yani bu sınavlar neticesinde, çünkü en iyi liselere çok fazla iyi lise yok. Hani sayılı. Ve oraya da çok fazla öğrenci giriyor. Birçoğu da zaten istemediği yere gitmek zorunda kalıyor. Peki iyi lise nedir? Yani nelere, mesela bir veli neye bakar iyi lisede? Aslında neye bakmalı? Ya şöyle, Türkiye'de iyi lise sıralamada ilk 20'de olan müfredat okulları dışında, yani Fransız ekolü, İtalyan ekolü, Alman ekolü dışındaki okullar için söylüyorum. Genel anlamda hani çok not ortalaması da yüksek olan, İngilizce seviyesi çok yüksek olan, daha çok hani yurt dışına ve yurt içine hazırlayan liselerdir. Yani isim söylemeden hani sayabileceğim bir 20'ye yakın lise var diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki işte Fransızlar var, İtalyan var, Alman lisesi var. Burada da tabii ki velinin hedefi şu olması lazım. Yani Alman ekolüyle bir lise okuyacaksa o öğrenci daha sonra Alman ekolüyle devam edebileceği bir üniversite ve kariyer planı olması gerekiyor. Evet. Yani Alman lisesinde okuduktan sonra Amerika'ya göndermek çok da güzel bir rota olmuyor. O geliyor bana mesela. Yani Fransız okumuş. Hani onun bir yolu var değil mi? Yani Fransız okulunda okuyup işte Fransa'ya gitmesi daha mantıklı gibi duruyor. Ama bazen de hani İlla ki öyle olacak diye de bir şey yok. Süreç içerisinde fikir de değişebilir ya. Belki o ekole kendini çok ait hissetmeyebilir çocuk. Orada onu yolundan döndürebiliyor muyuz? Döndürebiliriz tabii ki. Evet. Ya şöyle, şimdi üniversitelere, en iyi üniversitelere başvuru esnasında tabii ki üniversiteler birden fazla dili konuşan, birden fazla background olarak, yani geçmiş olarak genel anlamda daha donanımlı öğrencilere baktığı için, Alman ekolünden gelen bir öğrenci not ortalaması iyiyse, birkaç dil birden konuşuyorsa zaten kendini zenginleştirmiş demektir. Yani o anlamda döndürebiliriz, ama ne olur? Mesela Fransız liselerinden mezun olanlar için Kanada'yı düşünebiliriz. Çünkü Kanada'da Fransızca konuşulan bölüm var. Fransa'yı düşünebiliriz. İşte Almanya'yı düşünüyorsa Avusturya'yı düşünebilir, ama hani daha da öteye değil, ama Almanca'yı biliyor olduğu için. Onu o avantajı kullanması lazım. Bir de şöyle de bir şey var, müfredat okulların büyük kısmı gerçekten çok disiplinli bir eğitim sistemi sunuyor. Yani şu anlamda mesela Alman Lisesi daha çok Alman Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel müfredatına da bağlı kalarak devam ediyor. O disiplin içerisinde mezun ettiği için öğrencileri, buradaki Türk özel okulları veya Türk okullarından ziyade bir de burada bir avantaj, öğrenim anlamında da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden hani veliler tabii ki 8. sınıf çok erken. Hani üniversitede ne yapacağına dair. Ama şu anda veliler çok erken veya işte çocuklar çok erken yaşta planlama yapmaya başladılar. Dolayısıyla eğer mühendislik okumayı düşünüyorsa ve Almanya'yı düşünüyorsa, bir Alman ekolündeki bir okula gidip çocuğunu oradan mezun ettirmek bir veli için çok iyi bir rota olabilir. İşte o noktada şimdi, en iyi. Bak, bütün bu anlattıklarından ne çıkarıyorum biliyor musun? İşte o rota iyidir, bu rota daha çetrefillidir falan diyoruz ya. Aslında çok erken yaşlarda bir eğitim danışmanı ile bence çalışmak değil mi? Tam çözüm oluyor burada. Yani çünkü her veli de bunu bilecek diye bir şey yok. Yani hani bilmek zorunda değil kimse bu bilgileri, yani anne baba olarak. Dolayısıyla aslında şimdi ben burada oturup sürekli böyle ama işte danışmanla çalışın, böyle yapın, şöyle yapın dediğim zaman biraz antipatik kaçıyor olabilirim. Ama bunu ısrarla söyleyeceğim. Yani bu yolculukta işte senin gibi bir eğitim danışmanlarıyla ve yıllarca yüzlerce öğrenci göndermiş insanlarla çalışmak bence en doğrusu. Bu arada partnerim Güler Taylan'a onun kişisel hesabından ulaşabiliyorsunuz. Bana da Ebru Doğdu Official'dan ulaşıyorsunuz. Ufak bir değişiklik oldu Instagram hesabımda. Yani özellikle bildiriyorum bunu, gerçekten bakın lise çok önemli. Yani genelde aslında dünyada böyle. Nereden mezun oldun dendiğinde, geçen sefer Yasin İkizoğlu da bunu söyledi. Lise mezuniyetini çok söyleyen var, biliyor musun? Yani hani üniversite tabii ki çok önemli ama sanki çok iyi bir liseden mezun olmak da çok önemli. Yani rotaları oluştururken şimdi çok doğru bir noktaya değindin. Üzerinden bir ilerlemek istiyorum. Hakikaten veli, yani herkes işinin uzmanı, işinin ehlini, kimse ona danışması gerekir. Danışmanlık çok önemli bir şeydir. Yani eğitim danışmanlığı ayrı bir alan.
tabii ki veliler bizim sahip olmuş olduğumuz bilgilere sahip olmayabilir. Yani o noktada bakıldığı zaman hakikaten bu hazırlık çok erken yaşta da başlıyor dediğin gibi. Çünkü bu işin yaz okulu var, bu işin işte sonraki altyapısını toparlayacağı tabii, yıllar tabii. Uzun yıllara yayılan... Alıştırmak evet, var evet, değil mi biraz? Evet. Ama şey liseye geri dönersek tekrar yurt içindeki hakikaten ben ebeveynlere bir ebeveyn olarak tavsiyem mümkün olduğunca tabii ki çok zor biliyorum ama mümkün olduğunca bu konuda yani sınav stresini mümkün olduğunca dağıtmaya çalışsınlar. Çocuk üzerinde de çok büyük baskı oluşturmamaya çalışsınlar. Mümkün olduğu ölçüde değil çünkü gerçekten de çok olmayabiliyor bu. Bunu ben yaşadığım için söylüyorum. Bir sürü alternatifleri var artı bir de böyle de bir durum var. Eskiden yurt dışında lise bu kadar popüler değildi, bu kadar fazla tercih edilmiyordu. Ama şu anda son yıllarda, son 5-10 yıllık dilim içerisinde birçok öğrenci için sen de biliyorsun. Liseye geldiği zaman eğer burada istemiş olduğu gibi bir liseye girmediyse yurt dışında lise bir alternatif. Evet, kesinlikle. Çok yani, büyük bir alternatif. Tabii ki burada istemediği veya çok arzu etmediği bir liseyi kazanması öğrencilerin artık çok fazla alternatifi var. Evet. Yurt dışında lise okuyabilir. Evet. Ebru'cum sen de bir hoca olarak yani aslında yurt dışında lise okuyan öğrenciyle yurt içinde lise okuyan öğrenci arasındaki farkları benden daha iyi biliyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi ben akademik farklardan önce şeye değinmek istiyorum. Yani temelde şöyle bir fark oluşuyor. Kişilik gelişiminde çok ciddi bir fark görüyorum ben. Yani Türkiye'de lise okuyan bir çocuğun çantasına hala kitaplarının konulduğunu, işte ödevlerinde anne ve babanın çok dahil olduğunu görüyorum. Bu çocuğun kişilik gelişiminde ve kendi başına bir takım şeyleri yürütebilme, işte oradaki o istikrarı sağlama, yani ödev yapılacak. Hani evet. Bunun bir teslim günü olacak ve o gün teslim edilecek. Ya da işte sabah şu saatte kalkacağım. Kalktıktan sonra yatağımı toplayacağım gibi şeylerde bile yurt dışında lise okuyan çocuklarda çok ciddi bir gelişim görüyorum. Çünkü orada onun işini yapacak kimse yok. Yalnız. Sadece kendisi yapacak. Burada mesela minik bir parantez açabiliriz senin oğlunla ilgili. Evet. Orada gördüğün mesela böyle bir bahsettiğim şeyi görmedin mi? Yani gördüm. Bir dönemde bile mesela bir dönem bitti. Sonra Cengiz eve geldi. Evet. Diyelim ki bir tatilde. Ne gördün en büyük fark? Şimdi tabii ki çok haklısın. Biz her şeyi toparlıyoruz çocuklar adına. Yani Cengiz'de gördüğüm benim gidinceye kadar hakikaten ayakkabı bağcını bile hani belki bağlıyor pozisyonda bile olabiliriz. Gitti Cengiz. İlk 3 aydan sonra döndüğü zaman tabii ki o 3 aylık dönem içerisindeki her şeyi kendi çözmüştü. Sorunları, problemleri, yaşamını, düzenini, organizasyonunu biz orada yoktuk. O yalnızdı. Döndüğü zaman o olgunluğu üstünde daha bu kadar kısa zamanda görüyorsun. Ben bütün velilerimi anladım. Diğer öğrencilerimde de aynı şeyi görüyorum. Böyle aylar geçtikçe, yıllar geçtikçe artık o bir global insan oluyor. Aa bak o çok önemli. Evet. Global insan. Yani evet. Şimdi şöyle bir şey. Bazen çok sert konuşuyormuşum gibi oluyor ama şimdi 18 yaşında bir çocuk yatağını toplasın güler ya. Toplamalı. Yani 15 yaşında da toplasın. Hani ne yiyecek, ne içecek artık bilmiş olsun. Okulda da bir sorun olduğunda eve gelip böyle hani anne şu bana bunu yaptı. Sonra anne koşturarak okula kavga çıkarmaya gitmesin. Evet. Yani çocuk kendi başına halletsin. Benim gördüğüm temel fark bu. İkinci fark şu. Yani bir ne dedik? Kişilik gelişiminde çok ciddi bir fark yaratıyor. Evet. İki, şeyi çok seviyorum ben yurt dışındaki liselerde. Sunum. Yani proje çalışmak, sunum yapmak. Çocukların kendilerini ifade biçimleri çok gelişiyor. Yani çıkacak şurada bir işte tahtaya yansıtacak projeksiyona bir sunum hazırlamış. Onu anlatacak ve bunun için bir araştırma yapmış olacak. Ve bu araştırmayı anne ve baba yapmamış olacak. Yani bunlar çok önemli farklar. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Burada tabii bir engel var. Yani diyorlar ki mesela hocam çıktın konuştun çok güzel. Yurt dışında lise okuduğu zaman bu çocuklar çok güzel gelişiyorlar da. Programlar çok farklı. Müfredat çok farklı. Tamam. Bunun bir bütçesi var.
Tamam. O da engelleyici bir şey. Ama bütün bu, yine bak söylüyorum, bir danışmanla çalışıldığı zaman bütün bu engeller de aşılıyor. Evet. Yani bu çocuklar devlet okulunda okuyamayacak diye bir şey yok. Bu çocuklara uygun bir özel okul bulunamayacak diye bir şey yok. O yüzden şuraya gelmek istiyorum. Şunu hazırlamıştım ben de senin için. Şimdi en popüler olan İngiltere'de lise ve Amerika'da lise. Önce senden ricam, bunların ikisini bir karşılaştıralım. Tabii ki. Ondan sonra bu çocuklar devlet okulunda okuyabilir mi? Onu konuşalım. Okuyabilir tabii ki. Tamam. İngiltere ile başlayayım. Çünkü İngiltere'nin sistemi biraz farklı diğer ülkelere göre. İngiltere bize göre bir sene erken başlıyor. Bizim çocuklarımızın yaşına göre. Dolayısıyla orada bir erken başlamadan dolayı seneyle ilgili bir farklılık genelde kayıt yaparken rastladığımız bir durum oluyor. Ve İngiltere'de lise 11. senede bitiyor. Hı hı. 11. seneden sonra öğrencilerin hepsi mezun oluyor. Ve ondan sonra önlerine gelen rota zaten akademik rota ve mesleki rota. Evet. İngiltere'de tabii ki 9. sene lise senesinin en önemli giriş senesi. Hı hı. Ama asıl önemli olan 10 ve 11. Evet. İngiltere'de 9. seneden itibaren özellikle 9'un sonları 10-11 biliyorsun meslek tanıtımları başlar. Hı hı. Çok yoğun olarak öğrencilerin, çünkü lise bittikten sonra A-level senesi gelecek. Yani 11. seneden sonra 2 yıl A-level yapacak. A-level yapacak, evet. Ve sonrasında da 3 yıl üniversite okuyacak. Tamam. Şimdi 9'u 10'u okuyan bir öğrencinin daha bu sınıflardan itibaren ben ileride ne okuyacağıma karar verebilmesi için sistemin en önemli hediyesi bence genel bence anlamda. Bence de, bence de. Öğrencileri daha 9. sınıfın eşiğinde 10. sınıfa girerken başlatıyor meslek tanıtımına. Hı hı. Ve mesleklerle ilgili kısımda tabii ki bunu öğrencinin sahip olduğu not ortalamalarına göre, hı hı, öğrencinin yeteneğine göre, benim az önce söylediğim öğrenciyi tanıma metodu üzerinden giderek yapıyorlar. Yani sanatçı olacak bir öğrencinin tıp okumasını beklemiyor. Beklemiyor. Bu sistem. Bir de bizde şöyle, 12. sınıfa gelmiş hangi bölümü maalesef, evet, işte maalesef okuyacağına karar verememiş oluyor. Hı. O çok kötü, evet, işte. Bence Türkiye'deki eğitim sistemiyle yurt dışındaki eğitim sisteminin içerisindeki en keskin ayrım bu. Hı. Türkiye'de öğrenci 12. sınıfa gelinceye kadar bile dediğin gibi ne yapacağını bilmiyor. Hadi diyelim ki biliyor yönlendirmeyle, hı hı, ama çok içine sinmedi, ama diyelim ki seçti. Üniversitede bile çok emin olmadan bölümünü okumaya devam edebiliyor. Sonra bir de vazgeçiyor. Vazgeçebiliyor. Şimdi yani zaten çok emin olarak girmemiş bölümüne. Evet. Ondan sonra bu konuyla ilgili ciddi istatistikler, evet, var. Yani evet, birinci sınıfta okulu bırakan çok öğrenci, evet, var. O zaman şimdi başı sarıyorum. İngiltere'de 9. sınıfta başlıyor. Zaten, evet, biraz artık çocuğu da tanımış oluyor sistem. Hani, evet, neye yatkın ona bakıyor. Evet. Ondan sonra 10 ve 11 çok önemli oluyor, evet, onlar için, değil mi? Evet. 11. sınıfta da biliyorsun, yani senin bildiğin konular tekrarlıyorum. 11. sınıfta biliyorsun artık yavaş yavaş okumayı düşündüğü bölümün derslerine yoğunlaşıyor. Tabii. Bazı dersleri bırakabiliyor. 11. senede mezun oluyor. A-level dediğimiz 2 seneye geldiğinde artık ne okuyacaksın, evet, sorusu çok netleşmiş oluyor. O da oluyor. 12 ve 13 oluyor işte. O da 12 ve 12 13 ve 13 oluyor. Evet. Yani İngiltere'de 13 yıl denme sebebi bu. Budur. Evet. Ama aslında 11'de bitiyor bu iş. Evet. 12 ve 13'te çocuğu üniversiteye hazırlıyor. Evet. Aslında ona bir şöyle bir şey desek daha mı açık olur? Ön üniversite mi desek? Üniversite hazırlığı mı desek? Denilebilir. Çünkü denilebilir. Derslerin işleyiş şekli de çok ilginç. Yani üniversiteler, liselerde A-level'ı senin de bildiğin gibi sınıflar vardır. Çocuklar, evet, hani üniversitedeki gibi ders planı vardır. Evet. Derse girer. Yani sınıfa gider. Yani bir sınıf ortamına i̇şte öğretmen gelmez. Bu bir hazırlık gibi. Evet. Yani şöyle gözlerinde büyümesini istemiyorum velilerin. Çünkü büyüyor. Diyor ki İngiltere'de lise 13 yıl. Hmm. Şimdi böyle verdiğin zaman, evet, ya benim çocuğum niye bir yıl daha fazla okusun diyor mesela. Evet. Sen başlıyorsun anlatmaya. Evet. Aslında bunu şöyle desek bizler, evet, yani 11 yıldır İngiltere'de lise, evet, sonra 12 ve 13 A-level denen bir, hmm, aslında şey bile olabilir mi? 2 yıllık üniversitelerin bir tık altı mı oluyor? Yani yok, ikisinin, o kadar, arası, yok, ikisinin arası bir şey oluyor. Yani arada kalıyor. O zaman ön üniversite, yani hazırlık, 2 yıl hazırlık okuyor denebilir belki. Gibi. Ve seçtiği 4 ders diyelim. Evet. Çoğunlukla biliyorsun 4, evet, ders. Evet. Sadece o derslere hazırlanıyor. Ama dediğin gibi o derslere hazırlanış şekli de
derse girme, proje takip etme, katılım, sunum aktif yapma, sunum. Tabii. Bunların hepsinin dahil olduğu bir şey içerisinde notlarını alıyor. 2 yılın sonunda da A-level sınavları var. Evet. Buna giriyor. Üniversitelerde 3 yıl, yani sene evet. bazında hesapladığımız zaman aslında Türkiye'de 12 yıl artı 4 yıl, hı-hı. İngiltere'de 13 yıl artı 3 yıl aynı zamana aynı geliyor. Aynı zamana geliyor. Her evet. zaman olarak evet. bakarsak. Evet. Evet. Öğrenci 2 yıl A-level'dan sonra üniversitesine hazırlanacağı dersleri alıyor ve sonrasında da üniversitesine başlıyor. Ve üniversiteye başladığında aslında bak yine çok temel farklardan bir tanesi. Üniversiteye başladığında çocuk aslında bir üniversite öğrencisi gibi olmuş oluyor. Evet, evet. Yani sunum biliyor, teknikleri öğrenmiş, proje hazırlamayı biliyor ve okuyacağı bölüme odaklanarak liseyi bitirmiş oluyor. Evet. Yani evet. oraya hazırlamış oluyor evet. aslında evet. Öğrenciyi. İngiltere'de aynı zamanda bir dipnot olarak yani 12-13 A-level'da evet böyle bir sistem içerisine gidiyorken 9. sınıftan başladığını varsaysak dahi bu söylemiş olduğumuz sistem bu şekilde işliyor. Evet, yani öğrenci evet. bağımsız olarak almış olduğu neyi hangi ders olursa olsun demin ifade ettiğim gibi sunum, kendisini anlatma, derslere katılım, hı hı. sınav not ortalamasının bir bütünü olarak. Bütünü olarak evet. Peki Türkiye'den İngiltere'de liseye geçecek olan bir öğrencinin en ideal yılı hangisidir? Hangi yıl geçsin? Türkiye'den İngiltere'ye bence en ideal yıl 9. sınıf. 9. Hadi 9'u kaçırdık diyelim. 10 yapsak mı? 10 olabilir. Evet, bence 10 da olabilir. Olabilir. Evet. Onda da şöyle bir şey var. 9. sınıf lisenin temel yılı. Oradaki soru şu. Lisenin temel yılını Türkiye'de Türkçe olarak mı görsün? Yoksa 9. sınıfın yani bu temel yılı İngiltere'de mi görsün? Bu soruya bağlı olarak aslında bir de tabii bir yaş bile bu yaş grubunda bir yaş çok bile çok ciddi fark evet. ediyor. Benim oğlum 13 yaşını bitirmişti, 14 yaşına başladığı zaman gitti. Tabii ki o çok rahat uyum sağladı. Ama bazı öğrencilerimde mesela 9. sınıfta sıkıntı yaşadığımız olabiliyor. Bazıları çok rahat gidebiliyor. Evet, tamamıyla evet. öğrenciye bağlı. Ama 10 ve 11 ideal. Bir de sonrasında 12-13 etti 4 yıl. Evet. Bir de şöyle bir avantaj yaratıyor bu. Lisenin tamamını yurt dışında okuyan bir öğrenci varsayalım ki Türkiye'ye dönmesi gerekti. Döndüğü zaman üniversitelere sınavsız geçiş hakkı tanımlanıyor. İşte bu müthiş. Yani İngiltere'de liseyi bitirdi ama yurt dışında üniversiteye devam etmek istemiyor. O zaman İngiltere'den döndüğünde Türkiye'ye sınavsız üniversiteye girebiliyor. Evet, üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanından evet. giriş yapabiliyor. Bu da bir avantaj. Büyük avantaj. Evet. Yani İngiltere'de aslında dediğimiz gibi hani 9 tamam ama 10-11, 12-13 mükemmel. Bir de tabii ki sadece ders açısından değil, bizim şimdi bahsetmiş olduğumuz Z kuşağı. Çabuk anlayan, farkındalığı daha... adapte olan. Yani 9. sınıf veya 10. sınıfta gittiği zaman zaten ilk sene adaptasyon, kültür, işte dil, bununla ilgili bütün altyapısını toparlıyor. Sonra... İki senelere çok hızlı ve hı hı. çok donanımlı giriyor. Hı hı. Dili anlaması, müfredatı anlaması çok daha hızlı olabiliyor. Peki şimdi İngiltere bu. Amerika'ya geçelim. Amerika'da liseyi konuşalım biraz tamam. da. Aslında yıl olarak biraz önce söyledin değil mi? Aynı kapıya çıkıyor. Yani üniversiteyle evet. birlikte. Evet. Yani evet. İngiltere'de 13'müş gibi görünen. Evet. Yani işte İngiltere'de 13 yıl okudu. Evet. Üniversiteye girdi. 3 yıl okudu sadece, hı hı. 16 değil mi? Hı hı. Amerika'da 12 yıl okudu, üniversite 4 yıl, etti yine 16. 16. Evet. Etti 16. Evet. Onu biraz açar mısın? Tabii ki. Şimdi Amerika'da da şimdi 9, 10, 11, 12 en önemli 2 sene son 2 sene. Son sene 12. sene de artık üniversite öncesi hani bizim hazırlık dedik ya değil mi? Evet. İşte üniversite hazırlık evet. gibi. İşte evet. o artık hazırlık. 9-10 hani tercih yaşı olarak da gideyim, bilgiyi o şekilde vereyim. Hı hı. Genelde Amerika'yı düşünen velilerimizin büyük kısmı 11 ve 12'yi düşünüyor. Evet. evet. Mesafeden, evet, işte evet. birçok sebebi var. Hı hı. Ki bana göre de çok mantıklı. 9'u 10'u burada bitiriyor. 11-12'yi orada okuyor. 11. senede sisteme alışıyor, ortama alışıyor, dilini geliştiriyor. Ve 12. senenin başından itibaren diyor ki ben üniversiteyi tıp okuyacağım.
Tamam. Ya da işletme okuyacağım. Derslerini seçiyor. 12. sınıfta okuyacağı dersler, bölüm dersleri oluyor. Gerisini almak zorunda değil. Aa, bak işte. O yüzden de hani 12. sınıfta genelde öğrenciler gittiği zaman biz diyoruz ki eğer varsa böyle bir imkan, daha erken geldiyse öğrenci 11. senede gitsin. Bütün o alışma dönemi, o anlatmış olduğumuz adaptasyonu orada çözsün. Ama 12. senenin Eylül ayında okul başladığı anda diğer öğrencilerle birlikte sadece üniversiteye hedefler. İşte ben onu seviyorum. Yani bu sadece diyorsun ya. O sadece çok kıymetli. Evet. Yani başka bir şeyle gereksiz böyle dersler, gereksiz tamamlaması gereken notlar yok. Evet. Evet. Yani çocuk üniversitesine hazırlanacak. Evet. Zaten son yıl bu olur. Bizde şöyle bir şey var ama bak. O çok yalnız. Aslında biz de bu mantıkla yola çıkıyoruz bence. Türkiye'de çıkıyorlar. Yani şu tamam çocuğum artık üniversite sınavına, bak sınavına hazırlan. Her şeyi bırak. Sporu bırak. Evet. Başka bütün dersleri bırak, şeylerini bırak, hobilerini bırak. Evet. Sadece bir dershane bulalım. Evet. O dershaneye git ve sınava gir. Evet. Bunun aslında daha farklı, yani çıkış noktası aynı. Evet. Bak, çıkış noktası aynı. Evet. Ama ne oluyor? İşte son 2 yıl yurt dışında ders olarak 3-4 tane seçiliyor bölümüne göre, değil mi? Yine sporunu bırakmıyor, yine hiçbir şeyini bırakmıyor. Evet. Ama üniversiteye geçtiğinde Amerika'dan ya da İngiltere'den liseyi bitirdiğinde, üniversiteye geçtiğinde çocuğun adaptasyon diye bir yılı olmuyor zaten. Evet, evet. Zaten yapmış. Evet. Evet. Ya şey çok önemli hakikaten. Yani öğrenci istese dahi ben spor yapmayacağım, onu bıraktım, bunu bıraktım, sadece derse konsantre oldum diye bir şey yok. Evet. Sistem diyor ki hayır diyor, bir dakika. Sosyal hepsini, kulüpler var. Evet. Hepsini aynı anda yapabilecek bir tam paket istiyor aslında o. Çünkü sağlıklı olan o. Yani o öğrencinin psikolojik olarak da, bedenen de, mental olarak da bir bütün olarak hareket etmesi lazım. Tamamıyla derse odaklı bir öğrencinin tamam belki skor olarak başarılı olacağını düşünebiliriz. Ama diğer açılardan kabul görmüyor. Yani öğrenci gidecek sporunu yapacak, kulübüne katılacak, hobilerini yapacak. Ama sadece hangi bölüm derslerini okuyacaksa onları alacak. Diğerleriyle zaman kaybetmesine gerek yok. Keşke Türkiye'deki sistemde buna evrilse. Ya bazıları yapıyordur. Çok iyi okullarımız var. Hani çocuğa bu dediğim şeyleri bıraktırmadan hani hepsini halletsin bir arada diyen, yani haksızlık da etmeyelim tabii, var diye düşünüyorum. Şimdi peki şöyle bir şey var Güler. Paramız yok. Ve özel okula veremeyiz İngiltere'de, Amerika'da. İkisinde de yani ben özel okula veremem hocam, ne anlatıyorsun sen diye tepkiler alıyoruz tabii, ya bazen. Tabii, hani tabii. Çıkıyorsunuz oraya, işte televizyonda şunu anlatıyorsunuz. Yanlış biliyorsunuz. Evet. Yani orada da devlet okulunda okunabilir. Sadece yolunu bilmek lazım. Evet. Yani nasıl olur bu? Mesela Amerika'da devlette yani gönderiyoruz işte. Evet, çok cici bir kızım var mesela benim, şimdi onu hazırlıyorum. Devlet okulunda okuyacak. Evet. Ha şu var, Amerika'da sadece 1 yıl devlet okulunda okuyabilir. Doğrudur. Okey. Evet. Son yıl gönderirsin. Ya da şöyle, yani, şöyle de yapabilirsin. Şimdi dediğin gibi Amerika'da devlet okulu aile yanı bir paket olarak sunuluyor ve bence de çok başarılı sunuluyor. Bunu aynı şekilde Kanada'da da sunuluyor. Birazdan ben konuşuruz. Şimdi burada tabii ki maliyetler açısından bakıldığı zaman rahatlıkla aslında bir ailenin yapabileceği bir maliyet çıktığını söyleyebiliriz. Evet, evet. Dediğin gibi birçok kişi belki bunu bilmiyor ya da çok yüksek rakamlar olarak düşünebiliyor. Ama tabii ki Amerika'da 1 yıl devlet. Sonrası eğer diyelim ki 10. sınıfta gönderdik. Onu eğer devlette okuyacaksa son 2 seneyi özele geçmesi gerekiyor. Peki 11'de gönderse mesela, 11'de gönderdi. Hani 1 yıllık bir bütçesi vardır. Hani hocam 1 yılı kaldırabilirim belki der. 11'de gönderdi, 12'de özel okuyabilir. Evet, evet, evet. Ki uygun özel okullarda var. Yani bir çocuğun illa New York'ta okuması gerekmiyor o büyük şehirlerde. Evet. Los Angeles'ta falan okuması gerekmiyor. Evet. Küçük bir eyalette devlet okulunda okuyup son yıl özel okula gidip ondan sonra da üniversiteye geçebilir. Evet. Ya da 12'de gider. Yani 12. sınıfta Amerika'ya devlet okuluna gitse. Mesela bizim vasıtamızla biz bütün süreci yönettik seninle. Koyduk çocuğu. Bir Amerikan lisesinden mezun olmuş. Olmuyor tabii mu? Ki. Değil tabii mi? Ki, tabii sonra ki. Da üniversiteye tabii geçiyor. Ki. Ha şu zor olur galiba. Çünkü seni çok iyi tanıyorum. Bakışlarından orada hafif bir tereddüt görüyorum.
Hani zorlanır mı diyorsun? Adaptasyonda mı zorlanır? Evet evet, ben de tam onu söyleyecektim. Yani biz tabii ki bu mümkün diyoruz velilerimize. Çok da güzel olur. Öğrenci de gerçekten hazırsa her şekilde, ne bileyim, öncesinde yaz okuluna gitmiştir, Amerika'yı tanıyordur, Amerika ona hani ilk gittiği bir ülke değildir. O durumda 12. sınıfın başına başladığın zaman çok hızlı adapte olabilir. Çok hızlı adapte olursa bir senede bitirir. Mezun olur ve üniversitesine başlar. Ama hep orada bir dipnot var. Biz diyoruz ki ama olmaya da bilir. Bir dönem uzayabilir. Endişelenmeyin. Bir dönem sonra başlar. Bir dönem uzatmış olur. Olmadı, bir sene daha uzatmış olabilir. Yani tabii ki o zaman özel okul, devlet okulu kısmında bir sıkıntı yaşanabilir. Ama şöyle de bir şey var. Son yıllarda özellikle devlet okullarının aile yanının vermiş olduğu o pakete, o maliyetlere yakın çok iyi özel okullar var. Burslar tanımlıyorlar. Neredeyse işte aynı rakamlara geliyor. Hani bazen bakıyorsunuz, hani bunu çok, tabii bunu eğitim danışmanları ya da hani bunu bilen kişilerle takip ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki benim de şu anda bir öğrencim var, devlet okulu diye başladık. Bu devlet okulu aile yanı verilen rakama çok yakın bir rakamı, çok iyi bir, aslında çok iyi bir yatılı okulu verdi. Yani hani bu biraz araştırma, biraz bekleme, biraz da bilmeyle alakalı. İkisini bir araya koyduğun zaman mükemmel bir fırsat olacak. Başvurularını da yapıyoruz şimdi. Gidecek orada 9. sınıfta 10, 11, 12'ye okuyacak. Burs mu aldınız? Burs aldık. Amerika'da bursu çok rahat alıyorsunuz. İngiltere'de pek... İngiltere vermiyor. Vermiyor, evet. Çok net söylüyor. Vermeyi çok istemiyor. İstemiyor, evet. Evet, istemiyor. Ama Amerika'nın, Kanada'da da çok burs alamıyorsunuz. Ama Amerika'da burs alabiliyorsunuz. O yüzden de hani eğitim danışmanı olarak bir veli ve bir öğrenci çalıştığı zaman birlikte o rota içerisinde mesela bambaşka şeyler çıkabiliyor. Şu da var diyorsunuz. Bu da var diyorsunuz. Bir anda çıkıyor. Yani bölümü bile mesela bir çocuğun, bazen bana şöyle şeyler oluyor. Bölümü bile yanlış seçmiş mesela. Yani hani diyorsun ki ya çocuğum ama tamam da sen bu bölümle ilgili hiçbir şey yapmamışsın. Kaldı ki çok da ilgi de duymuyorsun. Niye bunu okuyorsun? Bakıyor böyle. Evet hocam, peki ne yapayım? Yani bu mesela benim mesleğimle ilgili en çok sevdiğim bu. Yani insanların hayatına dokunuyorsun aslında. Ve mutlu bir birey olması için ona yardımcı oluyorsun. Çünkü işini seven insan mutlu olur. Yani işine severek gelen insan mutlu olur. Ve bunu severek okuyan, değil mi? Ben çok severek okudum mesela bölümümü. Ve yaptığım işi de o yüzden hani büyük bir aşkla yapıyorum yani. Bunun altını artık daha çok çizeceğim ya. Eskiden biraz hani şey oluyordum, ay yanlış anlaşılır. Ya illa bir eğitim danışmanıyla çalışın, hani illa bize gelin gibi de algılanmak istemiyorum. Ama artık bunu söyleyeceğim. Yani bu çocukların, yani şimdi lise, yurt dışında devlet okulunda lise nasıl okunur? İşte kime soracağız bunu? Yani komşuya mı soracağız? Eğitim danışmanı. Danışmana soracaksın. Yani o yüzden bunu çok önemsiyorum. Şimdi o zaman İngiltere dedik, Amerika dedik. Çok azıcık Kanada'dan da bir bahsedelim mi? Kanada'da lise. Kanada'da liseden bahsedelim. Belki devlet lisesi kısmında bir İngiltere'ye de girebiliriz. Orada da olur, bir olur, istersen olur. Ben Kanada'daki kısmı kısaca anlatayım. İngiltere senin uzmanlık alanı. Tamam, sonra İngiltere'de devlete geçeceğim. Belki sen onu anlatırsın. Şimdi Kanada'da da gene Amerika'ya çok benzer bir sistem var. Yani özel okul var, doğru. Ama devlet liseleri ve aile yanı programı aynı Amerika'daki gibi çok daha popüler. Hatta Kanada'da özel okullar çok anlaşılmıyor. Hani ilk onda olan belli liseler var ama onun dışındakileri hani ne gerek var ki? Ne zaten devlet liselerindeki eğitim çok daha iyi. Kanada gibi. Galiba sadece uzak diyeyim biraz... Yine de çok ilgi var mı? Var. Var. Var değil mi? Kanada'ya yani şöyle İngiltere... Son zamanlarda sanki biraz çok. Amerika'dan sonra Trump döneminden sonra biliyorsun Amerikalılar bile Kanada'ya göç etti. Evet, evet. Kanada şöyle, Kanada çok standart bir eğitim sunar. Aileler çok kalitelidir. Yani Amerika'daki yanında kaldı. Çocuğun yanında kaldı aile. Peki. Yani Amerika'daki gibi bir eyaletten diğer eyalete böyle kültür, durum, şart çok değişmez. Kanada'da daha büyük bir standart sistemi görürsünüz. Ondan dolayı da hani daha güvenilir, daha Kanadalı aileler, daha güvenilir, daha Kanadalı liseler, o sistem daha iyi oturuyor gibi geliyor bana. Biz şöyle de bir şey yapabiliriz. İlerleyen bölümlerde mesela şöyle yapalım diyorum ben. Hani bölelim mesela. Bir bölüm boyunca sadece Kanada konuşalım.
Yani tamam, değil mi? Tamam, çok tamam, detaylı. Tabii ki. O zaman evet, vaktimiz de olur. Tamam. Ve bu bilgileri veriyor olabiliriz. Peki Kanada'da kaç yıl? Gene 9, 10, 11, 12, 4 yıl. Tamam. Gene Amerika'daki gibi 4 yıl üniversite. Dört. Yani aslında İngiltere dışında bütün ülkeleri biz Türkiye sistemiyle aynı düşünebiliriz. Hmm. 12 yıl artı 4 yıl. Evet. Ama İngiltere'de 13 yıl artı 3 yıl. Evet. Aynı şey. Aynı. Yani sadece aynı şey işte, senelerin şeyi evet, değişiyor evet, biraz. Evet. Sadece. Yani üniversite 3 yıl avantaj evet, olarak görülüyor. Evet. Sonra ama öbür tarafta 13 yıl okudu diyor. Evet. Gibi yani aslında biraz burada tabii o yüzden yine aileyle yakın çalışmak çok önemli. Yani o aile çocuğu hangi ülkeye giderse mutlu olacak ve nereye evet, nereye kadar ne kadar uzaklığa gönderebilir çocuğunu o bile şey değil mi? Yani kimisi diyor ki İngiltere olsun 3,5 saat. Öbürü diyor yok ben Amerika istiyorum. Hani önemli değil uzaklık gider gelirim. Bir sürü parametre var konuşulması gereken aslında. Yani bir liseyle ilgili görüşme yaptığın zaman sen de aynı görüşmeyi yaptığında bu bir tek toplantı olmuyor. O kadar tabii, çok şey var ki. Tabii. Öğrenciyi çok yakın tanımak lazım. Annenin babanın beklentileri ve durumuna çok iyi bakmak lazım. Lazım. Çocuğun daha sonraki yaşamında ki o plana ne kadar hakim? Hakim mi değil mi? Bir rota çizmiş tabii, mi? Yoksa daha bölümünü orada değil istiyor mi? Mu? Evet. İstemiyor mu? Bir de testler var biliyor musun? Bilişsel testler var. Evet. Benim yaptığım ekibimle. Aa, yani harika. Evet evet. Hı-hı. O testlerden şeyi bulabiliyoruz biz bölümü. Hı-hı. Yani bölümünü hı-hı, seçemeyen, gerçekten ne istediğini aslında bulamamış çocuklara onlar da yapılıyor. Yani bu bir süreç, bu bir evet, yolculuk. Bu yolculukta hep söylüyorum. Yani eğitim ciddi bir yolculuktur. Kesinlikle. Bu yolculukta evet, size kimlerin eşlik ettiği çok önemlidir. Ben velilerime hep bunu söylüyorum. Evet. Yani hepiniz bir araca binmişsiniz, bir yola gidiyorsunuz da yani yoldan bilen birkaç kişiyi de o otobüse almak zaman kaybetmemek evet, açısından zaman kaybetmemek çok açısından önemli, çok evet, önemli. Rota gibi, navigasyon evet, gibi aslında hani danışmanlar, hı-hı, eğitimciler. Ben bu testlerin çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de hangi alanda güçlü olduğunu, hangi alanda daha güçsüz olduğunu ölçme yönelik tabii, testler. Tabii tabii. Yani mesela annesi mimar diye mimar olmak isteyen bir çocuk hı-hı, geliyor mesela. Fakat hı-hı, çizim yeteneği yok. Evet. Yani evet, şimdi bakıyorsun diyorsun ki aa ama canım bak senin parladığın alan bu. Acaba hı-hı, şu bölüm ilgini çeker hı-hı, mi? Bir anda çocuk aslında ben bunu istiyordum hı-hı, diyor. Çok enteresan. Hı-hı. Yani ben de çok inanıyorum hı-hı, o testlerin çok etkili olduğuna. Bu zaten demin söylediğin gibi hani bir nokta var. Testler yapılır. Birden fazla şeye bakılır. Tabii. Bir yolculuğa başlanır. Tabii. O çocukla birlikte ve o aileyle birlikte o yolculuk esnasında bir sürü şey de değişebilir. Yaşanır. Evet. Evet, bir sürü şey yaşanır, bir sürü şey değişebilir. Tabii ki orada değişen rotada veya değişen yolda gene danışman der ki ha bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Biz şunu evet, yapmıştık. Hadi o zaman böyle dönelim. Peki bize ne zaman gelsinler? Bize aslında çok erken gelsinler. Yani yaz okulu için gelsinler. Evet. O aslında çok keyifli. Hani keyifli olan kısım o zaten. Şimdi yaz okuluna giden bir çocuk her sene farklı yaz programlarına gittiğini düşün. Evet. Liseye 9. sınıf için geldiği zaman zaten hazır oluyor yurt dışına. Ya da işte 11'de göndereceksin atıyorum. Evet. 11-12. 8'de yaz okuluna gitmiş. Muhakkak. 9'da gitmiş. Tabii. 10'da gitmiş. Evet. Bir de ben şöyle de bir şey öneriyorum çok. 8'de İngiltere'ye gönderdin. 9'da da İngiltere'ye gönder ama sonra büyüyor ya biraz açılalım. Evet. Hani evet, yaz okulunu Amerika'da yapsın. Öbür yıl Kanada'da yapsın. Bir nereye ait kendisini hissediyor onu evet, da bulabilir çocuk evet, yaz okulları ile. Kesinlikle. Ve evet, nokta atışı yaparsın gönderirken üniversiteye. Diyelim ki bütün lise hayatını Türkiye'de biz izledik. Yani birlikte lisesini de bitirttik. Üniversitede nokta atışı yapabiliriz o zaman evet, diye düşünüyorum. Sen şimdi böyle bahsederken aslında hakikaten eğitim danışmanlığını kadar çok sevdiğimi bir daha hatırladım. Çok zevkli bir meslek. Bizim evet, mesleğimiz. Evet. Yani şimdi çocuğun hayatına dokunmuyoruz biz. Bayağı ciddi anlamda şekil veriyoruz. yani bizim bu sunmuş olduğumuz bu vizyonla, ailenin katılımıyla, çocuğun çalışkanlığı veya katmış olduğu gayretle ortaya çıkan şeyler mükemmel. Evet, ben bu kadar evet, zamandır görüyorsun bunu. Hiç şey yapmadım. Yani senin bir tane öğrencin vardı hatırladım. Şu anda İngiltere'de
çok iyi bir okulun temsilcisi ve senin vasıtanla, Serkan'dan bahsediyorum. O, nasıl gitmişti o? O kadar uzun zaman önce gitti ki. Yani şimdi işe ilk başladığımız, biz eğitim danışmanlığına ilk başladığımız senelerde 4 tane eğitim danışmanlığı vardı. Tamam. Çok fazla yoktu. Tamam. Şimdi o tarihte... O tarihte, gerçi Serkan bize kızar mı acaba bu kadar özele giriyoruz falan diye. Yok, Serkan olduğunu bilmez ki. Bilmem. Ama şimdi söyleyeceğimi söyleyince bilebilir. Öyle mi? Evet. Tamam. Yani o zaman örnek olarak ver. Yani ben bir öğrenciyi şu yaşında sadece bir yaz okuluna gönderdim, sonra bu oldu gibi. Benim yaz okuluna gidip şu anda üniversitede okuyan çok fazla öğrenci var. Yani yaz okuluyla başlayıp liseye... 10. 11. senede başlayıp bir lisede bitirip sonra da daha iyi bir liseye alıp oradan üniversiteye taşıdım ve şu anda da mezun olmaya hazır olan bir sürü öğrencim var. İşte mezun olmuş ve orada çalışan da var ama. Var var. Değil mi? Var, o var. Çok güzel. Var. Evet. Yani zaten bunu izlemek, hani bu yol haritasını izlemek çok keyifli. Evet. Evet. Yani yurt dışı eğitim öyle bir şey ki bence bu bir gereklilik. Mecburiyet. Yani şöyle düşünün. Tamam, Türkiye'de de çok güzel eğitim kurumları var, üniversitelerimiz var, liselerimiz var. Ama burada tamamen farklı bir durum var. Çocuğun yurt dışında kendi ayakları üzerinde kalma kısmı, hani global insan diyoruz, evet, ya, adapte olmak diyoruz, evet, ya. Ona bir an önce girmesi, kendi ayakları üzerinde kalması, kendisini tanıması açısından çok büyük faydası var. O çocuk artık buradaki çocuk olmuyor, o büyüyor, olgunlaşıyor. Peki reklamlardan sonra global insan derken tam olarak ne kastettiğini anlatır mısın? Tabii ki, seve seve. Peki, reklamlar. Global insan. Bu kavramı çok seviyorum. Ama senin biraz da anlatmanı istiyorum. Tabii biraz ki. Açar mısın? Global insan ne demek? Global insan, adaptasyon yeteneği gelişmiş, iletişim yeteneği gelişmiş, vizyonu geniş, kültürlere rahat uyum sağlayabilen insandır. Yani Çin'e de gitse? Kesinlikle. Yani yaşamını, çünkü sınırlar yani sınırlardan ziyade altyapısı gelişmiş, her açıdan hazır olan bir birey, Çin'de bir iş teklifi aldığı zaman oraya gidip yerleşip yaşamını çok rahat kurabilecek duruma gelebilir. Ya da işte örnek veriyorum, farklı bir ülke olabilir. Global insan, dünyanın her yerinde aynı etkinlikte çalışabilen, yaşayabilen insandır. Peki şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi global insan dediğimizde kendi mesleğimi kayırmak gibi olmasın ama İngilizce bilmeyen birisi global insan olabilir mi? Olamaz bence. Yani global bir insanın her şeyden önce İngilizceyi çok etkin bir şekilde kullanabilmesi, iletişim dilini İngilizce olarak varsayarsak çok iyi bilmesi gerekir. Evet. Sıradan bir şekilde bilmesi de yeterli değil. Çünkü şöyle, mesela İngilizce ve İspanyolca şu anda dünyada en çok konuşulan diller. Evet, ama ben mesela Çin'e tayin edildim. Yani çok başarılı bir iş kadınıyım diyelim ki. Ve sadece İspanyolca biliyorum. Yani İngilizcem yok. Olmuyor. Evet. Yani Fransa'ya gittim. İspanyolca biliyorum. Olmuyor. Evet. Yine aslında hep İngilizce. İngilizce. Evet. Ve buna da ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi galiba, değil mi? Çok erken yaşlardan itibaren maruz kalmamız gerekiyor. Dile. Geçen bölümdeki. Ben tabii sadece maruz kalacağız demem yeterli ama evet, hakikaten öyle olması gerekiyor. Yani 5 yaşında 6 yaşında çocukları biz şu an yurt dışına anneleriyle babalarıyla gönderiyoruz. Aile programları, aile programları var. Evet. Çocuklar daha okuma yazma öğrenmeden İngilizceyi eğlenerek bir şekilde öğrenmeye başlıyorlar. Her sene olmasa bile belli dönemlerde tekrarlayan bu programlar çocukların algısındaki o İngilizceyi iyi bilme kısmını çok iyi pekiştiriyor. Zaten sonra anne ile çocuk ayrışabildiğinde bu sefer o tatlı yaz okulları başlıyor, evet, değil mi? Evet. Yani ben hep şey diyorum, hani erken başlayalım. Evet. Mesela 8. sınıfta başlayalım. İşte 9. sınıfta başka bir yaz okuluna gitsin. Evet. Hani yakın yakın başlanabilir. Değil mi? Yani evet, işte evet, 3,5 saat mesafede bir ülkeden başlarsın ama çocuk büyüdükçe, 15-16 oldukça bir Amerika'ya, bir Kanada'ya doğru, evet, hani gönderebilirsin. Evet. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Yaz okulu sadece İngiltere ve Amerika'da yapılmaz. Yani kesinlikle daha uygun, değil mi? Programlar var. Mesela sen de yapıyorsun. Malta var, Dubai var. Hani bunlar daha uygun programlar. Avrupa'da birçok yer var. Avrupa'da. Avrupa, evet. Yani
Her ne kadar Avrupa'da daha çok kendi dilleri üzerinde olsa bile son zamanlarda İngilizce programlar da sunulmaya başladı Avrupa'da. Ya değil mi? Evet, çok da iyi sunuluyor. Evet, hatta Avrupa'da üniversite programları bile İngilizce sunulmaya başladı. Dilin hakikaten o global halini görüyoruz. Şimdi evet. İnsanın değil, dilin global halini görüyoruz. Evet. Yani şimdi o zaman biz bir sonraki bölümde yine seninle beraber devam edelim. Çünkü bitmeyecek. Evet. Şimdi artık sana, yani her bölüm beraber olacağımız için, bir kere Güler Hanım'a Güler Taylan Instagram hesabında ulaşacaksınız. Bana da Ebru Doğdu Official Instagram hesabına ulaşacaksınız. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Eğitim zaten başlı başınca bana göre bir sihirli kelime. Evet. Ve eğitimin her açıdan, yani her şekilde eğitim, yaşamımızın her noktasında olması gerekiyor. Evet. Fırsat bulduğumuz her noktada. Her noktada. Her noktada. Evet. Evet. Efendim, bugünlük bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Hürriyet Yazarlar bölümünden biliyorsunuz Ebru Doğdu Eğitim Yolculuğu yazılarımı okuyabilirsiniz. Partnerim Güler Taylan'a kendi kişisel hesabından ulaşabilirsiniz. Bana Ebru Doğdu Official Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Eğitimden, bilimden, baş öğretmenin izinden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun efendim. Hoşçakalın.